Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz su böreği lezzetinde yuvarlak tepside çok nefis börek yapacağız, peynirli. Önce sosunu hazırlıyoruz. 8 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da olur. 1 adet yumurtanın akını, sarısını da üzeri için ayırdım. Güzelce çırpıyorum. Daha sonra üzerine küçük bir çay bardağı süt ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Evet, artık sosumuz hazır. Burada 3 adet yufka var. Toplamda 5 adet yufka kullanacağım. Öncelikle yufkaları gösterdiğim şekilde doğruyorum. Elinizle de bölebilirsiniz. Birbirinden ayıralım. 36 santimlik bir yuvarlak tepsi kullanıyorum. İlk yufkayı tepsiyi yağladıktan sonra kenarlarından taşacak şekilde tepsiye yerleştirelim. Daha sonra şöyle bir kepçe kadar sosumuzdan yufkanın üzerine güzelce sürelim. Daha sonra doğramış olduğumuz yufkaları orantılı bir şekilde yayalım. Bu şekilde doğrayarak hazırladığınız zaman aralarında boşluk olduğu için daha güzel pişiyor araları, daha ısı alışverişi oluyor. Hem de daha yüksek oluyor, daha yumuşak oluyor. Yeteri miktarda sos dökerek güzelce bir fırça yardımıyla yedirdim. Şimdi tekrar bir parça yufka üzerine kapattıktan sonra 350 gram kadar tam yağlı beyaz peynir kullanacağım. Peyniri çatalla ezdim. Tepsiye orantılı bir şekilde yaydım. Kalan yufkaları da üzerine serpiştirdim. Tekrar sos gezdiriyorum üzerine. Şimdi dışarıya taşırmış olduğum yufkaları içine doğru kapatıyorum. Kalan sosu da üzerine döküyorum. Daha sonra üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını üzerine güzelce sürüyorum. 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim yumurta sarısının üzerine. Güzelce karıştırdıktan sonra her tarafına güzelce sürüyoruz. Fırına sürmeden önce mutlaka dilimleyelim. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Bu arada fırınımı da çalıştırdım. 180 derece alt üst ayarda ısınmaya başladı. Arzuya göre üzerine susam veya çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Ben kavrulmuş susam ekledim. Evet, artık pişirmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayarda 35 dakika içinde pişti. Her fırının pişirme süresi farklılık gösterebileceği için tam bir süre veremiyorum. Üzeri pembeleşinceye kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Yapımı çok kolay. İster iftar sofralarınız için, sahur sofralarınız için, kahvaltılar için hazırlayabileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir tarif ortaya çıktı. Gerçekten bu sosla hazırlarsanız
çok lezzetli oluyor böreğiniz. Ve bu yöntemle hazırlarsanız daha yumuşak, daha havadar oluyor. Dilimleyelim. Önceden kesmiş olduğumuz yerlerden dilimliyoruz. Evet. Gayet güzel ve çok lezzetli bir börek oldu. Şu anda çok sıcak. Biraz ılındıktan sonra dilimlerseniz dilimleriniz daha düzgün kesilir, kalıp gibi çıkar. Evet, buraya kadar da izlediyseniz ve videom sizin için faydalı olduysa lütfen bir beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyet olsun.